Hafız İbn-i Hacer el-Eskılani rahmetullahi aleyh'in Bulugul Meram adlı eserinde bu eserin şerhinin Türkçe tercümesi olan Selamet Yolları Subulü's-Selam'ın namaz kitabında namazın sıfatı yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl namaz kıldığı konusunda hadis-i şerif okumaya devam ediyoruz. 309 nolu hadis-i şerif. An Cübeyr ibn-i Mut'im radıyallahu anh, Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'tan gale demiştir ki Semitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Yekra'u fil maghrib, akşam namazında okuyordu neyi? Bittur, Tur suresini okurken işittim. Müttefekun aleyh. 309 numaralı hadis Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazında Tur suresini okurken işittim. Bu hadis müttefekun aleyh. Fethül Bari'de bu işitmenin Müslümanlığı kabul etmeden önce olduğu zikredilmiştir. Yani Cübeyr bin Mut'im hazretleri daha Müslüman olmadan önce bunu işitmiştir, denmiştir. Hadis-i şerif akşam namazını kıraatin, mufassal surelerin kıssalarını münhasır olmadığına delildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazında Araf, Saffat, Hamim, Ala ve Tin surelerini ve Muavvezeteyn ve Mürselat suresini keza bu mufassalların kıssalarını okuduğu da rivayet edilmiştir. Bu rivayetlerin hepsi de sahihtir. Nesai'nin tahric ettiği bir hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazının iki rekatında Araf suresini bölerek okumuştur. Yatsıda Tin suresini okumuştur. Bu rivayetlerden anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine ve zamanına göre zikredilen surelerin hepsini okumuştur. Evet sevgili dostlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifte anlıyoruz ki bazen akşam namazında uzun da okuduğu nakledilmiştir. Ama daha önceki hadis-i şeriflerde okuduğumuz Peygamberimizin genellikle akşam namazını kısa surelerle okuduğu geçmiştir. Ama arada yukarıda anlatılan rivayetlerden de bazen de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazında uzun nakledilmiştir. Evet. Kaylule kuşluk ve öğle zamanlarında yapılan uykudur. Kaylule uykusu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye ettiği, yaptığı, hayatında uyguladığı uykulardandır. Öğle ya da kuşluk vakitlerinde yapılan uyku. Evet, başka bir sohbette buluşma umudum.